Günaydın Hasan Erdoğan. Saat 8 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Arjantin İlkokulu bulunduğumuz nokta, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 11.30'da burada oyunu kullanacak. Bu bilgiyi paylaşarak buradaki atmosferi anlatarak başlayalım. Sinan Köse ile birlikte ekranlara getireceğiz. Bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar oy kullanacakları sınıfların kapısında bekliyorlar. Sabah 8 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Hem Cumhurbaşkanı'nı hem de 28. dönem meclisi parlamentosunu belirleyecek kritik bir seçim, tarihi bir seçime girdi Türkiye ve saat 8 itibariyle de oy kullanma işlemi başladı. Sınıflarda işlemler devam ediyor. İlk etapta Sinan Köse ekranlara getiriyor. Vatandaşlar içeri girdiklerinde bir kimlik tespiti yapılıyor. Ardından zarflar veriliyor. Orada pusulalar var. Hemen yan tarafta göreceksiniz. Cumhurbaşkanı pusulası yanında da 28. dönem parlamentosunun yer aldığı, partilerin yer aldı, ambleminin yer aldığı büyük bir pusula var. İki pusulayı da vatandaşlar alacaklar. Zarflarla birlikte kabine geçecekler. Oylarını kabinde kullandıktan sonra hazırladıkları zarfları tekrar buradaki kabine tekrardan bırakacaklar ve ardından imzalarını attıktan sonra buradan ayrılacaklar. Saat 8 itibariyle başladı işlemler. 17'ye kadar tüm okullarda vatandaşlar, seçmenler oylarını kullanacaklar diyebiliriz. Aslında 17'ye kadar devam edecek. Şu anda da bir vatandaşımız geldi, görüyorsunuz. O da kimlik tespiti yapılacak. Şimdi kimliğini veriyor. Ardından kimlik tespitinin yapılmasıyla birlikte seçmen kütük kağıdını da aldı. İkisini beraber teslim etti buradaki görevlere. Cep telefonunda bırakılması istendi. Hemen onu aslında dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Uzun süredir önceki seçimlerde de uyarılar yapılıyordu. Cep telefonlarınızı bırakınız diye. Aslında böyle bir alan oluşturuldu. Sıraların üzerine burada cep telefonlarını bırakacaklar. Kabine kamerayla, telefonla hiçbir şekilde girilmesi istenmiyor. Bunun altını çizelim. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra dediğimiz gibi buraya geliyor ve o pusulayı hazırladık. Zarfı da buradaki kabine bırakıp imza attıktan sonra alandan ayrılıyor. Şimdi Sinan Köse ile biraz daha yan tarafı göstereceğim. Zira bayağı bir yoğunluk var. Saat 8 itibariyle başladı oy kullanma işlemi ve 17'ye kadar da devam edecek. Ciddi anlamda yoğunluk var. Sabahın ilk saatlerinde onlar okula geldiler. Oy kullanacakları okullara geldiler ve sınıfların kapısında bekliyorlar. Biraz sonra onlar da sırayla içeri girecekler ve oylarını kullanacaklar. Kullananlar çıkıyorlar yavaş yavaş. Hepsi heyecanlı, mutlu. Sabahın ilk saatlerinde kalkıp gelenler var. En erken saatte geldiler oy kullanmak için. Arjantin İlkokulu'nda da manzara bu şekilde. Arka tarafı görüyorsunuz. Kuyruk uzadıkça uzuyor. O sınıfların kapısında heyecanlı bir bekleyiş var. Aslında tarihi bir seçimden bahsediyoruz. Hem 28. dönem parlamentosunu seçeceğiz hem de yeni Cumhurbaşkanı'nı belirlenecek seçimde. İşte burada oy kullanma işlemi devam ediyor. Şunun altını çizeyim. 17'ye kadar da bu işlem burada devam edecek. Hemen arka tarafta bakın. Gelenler var hala. Bir yanda gidenler var. Oy kullananlar, ayrılanlar var. 17'ye kadar da herkesin sandık başında olması gerekiyor. Eğer dediğimiz gibi ikinci tura kalmaması için ciddi anlamda yoğunluğun olması gerekiyor. Eğer çoğunluk sağlanamazsa, 50+1 adaylardan bir tanesi 50+1'i göremezse seçim ikinci tura gidecek. Yine Mayıs ayında önümüzdeki haftalarda tekrar ikinci tur yapılması gündemde olacak. 50+1'in sağlanmaması durumunda. 17'ye kadar da bu işlem devam ediyor. Çocuklarıyla gelenler var bu heyecanlı ana ortak olmak için. İlk sabahın ilk saatleri itibariyle vatandaşlar kalktılar, demokratik görevlerini yerine getirmek için sabahın ilk ışıklarıyla hemen oy kullanacaklar okullara, sandıkların başına koştular. Heyecanlı bir bekleyiş var aslında. Uzun süredir de bu tarihi seçim merakla, heyecanla bekleniyor. Dünya basını da burada, bunun da altını çizeyim. Kapıda, aslında okulun kapısında da çok sayıda yabancı basında var. Onlar da buradaki seçimi an be an takip ediyor. 17'ye kadar dediğimiz gibi seçim devam edecek. 21'den itibaren de Yüksek Seçim Kurulu artık bu sonuçları kamuoyuyla paylaşmış olacak. Toparlayacak olursak, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 11.30'da bulunduğumuz noktada Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte buradaki yoğunlukta devam ediyor. 17'ye kadar vatandaşlar sandık başlarına gelecek ve oylarını kullanmaya devam edecek.